Sevgili dostlar merhabalar. Hatırlayacaksınız önceki videomuz biraz kişisel gelişimle alakalıydı ve kendimize gurur duymamızla ilgiliydi. Bunu hiçbir zaman gün içerisinde unutmayalım lütfen. Yaptığımız küçücük de olsa her doğru şey için lütfen kendimize aferin bana diyelim. Bunun faydasını inanın bana düzenli olarak yaparsanız kesinlikle göreceksiniz. Kitaplarımızı unutmayın. Bu sarı kitabımız psikoloji sendromu. Bu da mavi kitabımız fizyoloji sendromu. Bu arada iyileşme hikayelerimiz hızla artıyor. Arzu edenler Instagram sayfasından bu hikayeleri okuyabilirler. Highlight kısmında oradan tek tek hepsini okuyabilirsiniz. Ve özellikle bazılarını şehir ve ülke olarak da isimlendiriyorum ki anlayabilmemiz, seçebilmemiz kolay olsun diye. Ve şu anda da devam ettiğimiz ve iyileşmeleri için gerçekten akşam hafta sonu demeden yardımcı olduğumuz karşılıklı birbirimize dostlarım var. Onların da bir an önce iyileşmesini temenni ediyorum. Bu videoları yapmakta bana gerçekten katkıda bulunan herkese, yani Instagram hesabına ekleyenler olsun, YouTube kanalından takip edenler olsun, tanıdığım çevreden olsun, destek veren, olumlu mesajlar yazan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Tekrar. Konumuzu şöyle bir tekrar hatırlamak istiyorum. Evet, Sufi nefesi ve detoks. Bununla ilgili Sufi nefesi nasıl yapılırla ilgili bir videomuz vardı. Arzu edenler YouTube kanalından bunu izleyebilirler. Böyle bir video yapma ihtiyacı tekrar duydum. Sufi nefesini ne zaman yapmamız gerekiyor? Sufi nefesini özellikle danışma alanlar, GAPS protokolünü artık hayatına geçirmiş, benimsemiş olan insanlar zaten bunu biliyorlar ama bilmeyenler için söylüyorum. Sufi nefesi çalışmasını mümkünse sabah kalktıktan sonra en az 2 saat boyunca beslenmeyiniz. Bu süre boyunca, çünkü vücudumuz detoks yapıyor, sadece küçük ve büyük tuvalet ihtiyacımızı giderelim ve doku yoluyla da vücudumuz detoks yapmaya devam ediyor. Bol miktarda su tüketmeye gayret gösterelim. Ve beslenmeden önce mümkünse açık bir havada detoksumuzu yaptıktan tamamen sonra, bu 1, 2, 3 kez de olabilir, kişiye göre değişebilir. Neden farklı olduğunu yine başka bir videoda gerekirse konuşuruz. Ve açık havada postürümüz dik durarak Sufi nefesimizi detoks sonrası yapalım. Sufi nefesiyle ilgili ayrıntılı bilgi söylemiş olduğum gibi Sufi nefesiyle ilgili videoda onu arayıp bulup kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Bu sadece ne zaman yapacağımız ile ilgiliydi. Bunu hatırlatmak istedim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek sağlıcakla kalın, hoşça kalın.